Efe Kupası'nda çeyrek finalin tekrar maçı, yarı finale yükselmek üzere iki takım Chelsea, Manchester United karşı karşıya gelecekler. Pazartesi günü 1 Nisan'da 14.30'da başlayacak karşılaşma ve dolayısıyla iki takımın cumartesi günkü lig maçlarından sonra nasıl bir performans göstereceklerini izleyeceğiz. Manchester United liderliği daha sağlamlaştırmış durumda. Dolayısıyla bu karşılaşmadan daha taze gelecek diye düşünüyorum. Chelsea'nin daha yorgun bir deplasmanı olacak diye tahmin ediyorum. İlk maç 2-2 bitti Old Trafford'da. Manchester United çok rahat başladığı karşılaşmada 2-0 öne geçti. Daha sonra Ferguson'un da maç sonunda kabul ettiği gibi elenmekten zor kurtuldu ve maç 2-2 sona erdi. Şimdi onun tekrarı oynanacak. Chelsea ve Manchester United arasındaki son 7 maçın tamamı üst bitti. Onu söylemek lazım. Yine üst bir karşılaşma bekliyorum. Özellikle de kupa olduğu için. Bu maçın galibi Manchester City ile yarı final oynayacak. Diğer yarı final biliyorsunuz Wigan Millwall arasında oynanacak. Ve FA Kupası'nın sonuna doğru gelinecek. Benitez'in bundan 3 gün sonra Avrupa Kupası'nda, Avrupa Ligi'nde Rubin Kazan maçının da olduğunu hatırlatalım. Ama her durumda Chelsea'nin asıl hedefi bu karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. Hafta sonu oynayacakları Southampton deplasmanında dahil olmak üzere. Manchester United bu karşılaşmada biraz daha şanslı gibi geliyor bana. Çünkü United'ın bu tür maçları çok iyi oynadığını biliyoruz. Deplasman golü gibi bir durum da yok burada. United bir adım daha önde ama her halükarda banko olarak üst oynamanızı öneririm. Maçın 90 dakikası için ise beraberlik sistem kuponlarında özellikle iyi bir oyun diye düşünüyorum.